Spor Ajansı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Savaş Çorlu ve Levent Kartop'la birlikteyiz. Fenerbahçe'yi konuşmaya devam ediyoruz bu bölümde. Levent Hocam, sizde kalmıştık. Aslında Emre Belözoğlu'nun devam edip etmeyeceğiyle ilgili isterseniz devam edelim sohbetimize. Evet. Şimdi farklı görüşler var aslında. Yani ilk Erol Bulut göreve getirildiğinde çok tecrübeli bir kadro oluşturulduğundan, yıldızlarla dolu bir kadro oluşturulduğundan ve bu takımı da aslında biraz tecrübeli bir hocanın yönetmesi gerektiğinden bahsedilmişti. Şimdi gelinen noktada yine benzer bir kadro ile devam edilecek. Hatta bu takımın üzerine takviyeler yapılacağı da söyleniyor. Sizin söylediğiniz gibi Emre Belözoğlu ile geçen sezon aslında başarısız olunmadığı ve devam edilmesi gerektiği yönünde görüşler de var. Diğer taraftan yabancı ve tecrübeli bir teknik direktörle yeni bir döneme başlaması gerektiğini Ali Koç'un düşünenler de var. İsterseniz bu noktadan biraz daha ilerleyelim. Tabii şimdiki şampiyonluk gidince tabii haklı olarak da insanlar tecrübeli bir teknik direktör olsaydı şampiyon olurdu. Halbuki bir mağlubiyet aldı Emre. Baktığımızda kritik bir maç kaybetti. Çünkü son zamanlar ve de kazansa belki de %100 şampiyon olacaktı diye düşünüyor insanlar. Doğru, haklı onlar da. Ama ben şunu söylerim. Yani tecrübe dedin ya, Emre Belözoğlu da yıllarca Avrupa'da oynamış, Fenerbahçe'nin içinde. Ya sonuçta yanına eğer tecrübeli adamlarla donatırsa niye yapmasın, niye olmasın? Şimdi bizim mesela Şenol Can arkadaşımız hiçbir antrenörlük belgesi olmadan Karagümrük Spor'u şampiyon yaptı, çıkardı. Ondan sonra da Karagümrük'te Süper Lig'de devam etti ve artı şu anda da Kasımpaşa Spor takımı bir sene daha uzattı. Yani tecrübeden kastımız da tabii ki olacak tecrübe. Ama Emre Belözoğlu'ndan bahsediyoruz. Yani sonuçta bu adamı etrafını donattıktan sonra Fenerbahçe niye devam etmesin? Çünkü belli bilgi, hem dil anlamında da sıkıntısı yok. Yabancı dil de var Emre'nin. Yıllarca üst düzey futbol oynamış. Yani 42 yaşına gelmiş, 41 yaşına gelmiş. Ne zaman? Yani Bayern Münih takımı 36 yaşındaki bir teknik direktörle çalışıyor şu anda. Evet. Değil mi? Yeni imzaladı. Yani, Nagelsmann'la. Ama yani bunlar ne zaman teknik direktör yapacak yani? Bizler bunları ne zaman teknik direktör? Yani bunun için bence biraz sabretmek lazım. Çünkü gelen hocaları da gördük. Fenerbahçe'de tecrübeli hocalar da çalıştı yani. Çalışma değil yani. Tecrübe bile çalış. Yaş kaç yaşında yapacak? 50 yaşında mı yapacak yani tecrübe? Bence şimdi burada şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Doğru söylüyorsun. Hayır, yani ben Avrupa'da bakıyorum 28 yaşında 30 yaşında adam teknik direktörlük yapıyor. Ama bizim Türkiye'ye gelince tecrübe yok. Arkadaş nerede çalışacak o zaman bu adam? Yani baktığımızda ben Emre'nin bu işi yapacağına inanıyorum. Çünkü o hırsı, o coşkusu var. Bir antrenörde en büyük artılardan bir tanesi o coşku, çok önemli. Futbolculara da dokunuşu çok önemli. İletişim çok önemli. Bir de bunlar o otoriteyi da sağlamış gibi görünüyor mu size göre? Yani oyuncuların da ona saygısı var sonuçta. Evet. Bir kariyeri var Emre'nin. Emre'den bahsediyoruz sonuçta. Fenerbahçe camiasında sevdiği bir insan. Baktığınızda bu adam etrafını tecrübeli adamlara donattıktan sonra niye olmasın? Niye teknik direktör yapmasın? Ne zaman, kaç yaşında yapacak bu adam? Yani eğer Fenerbahçe Emre'yi teknik direktör düşünüyorsa bir daha spor direktörü olma şansı yok Emre'nin. Olursa da Emre de zaten istemez böyle bir şeyi. Ben zannetmiyorum. Bence orada çok iyi karar vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer Emre ile devam edeceklerse de Emre zaten kendisi de bazı bu konularda ders çıkarmıştır. Ekibini çok iyi bir şekilde donatacak diye düşünüyorum. Peki. Şimdi ben hocamın Sayın Emre Belözoğlu'nun bir defa 3 tane direkt iyi dil bilmesi. Evet. İtalyanca, İngilizce, İspanyolca çok büyük bir avantaj. Yerli teknik adamlara şans verilmesi %100 doğru. Ama Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe staj yapma yeri değildir. Bunu hep söylerim. Büyük takımlarda staj yapamazsınız. Yapıyorsanız da iyi bir teknik adamın altında Fenerbahçe'de çalışırsınız. Sonra siz mesela şu ana kadar kaç hocayla çalıştın hocam futbol bıraktıktan sonra? En az 6-7 tane, 7-8 tane. Hak ettin artık bir yerlere gelmeyi. Bir yerlerden görev beklemeyi hak ettin. Ama Sayın Emre Belözoğlu'nun şu anda 10 maçlık Fenerbahçe kariyeri var. Evet. Teknik adam olarak. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta diplomasız çalışamazsınız. Şenol Hoca'yı tebrik ediyorum. Karagümrük'te daha önceki altyapıdan birçok diplomasız hoca var başarılı olan. Onu da bir an önce çözmeleri lazım. Ben ona acayip derecede karşıyım yani. Şu diplomasız hocaya işte başka hoca kiralanıyor falan. Buna bir çözüm bulun arkadaşlar. Yayında konuşmaları başka hoca yani yapıyor. Evet. Bunu artık bir çözüm bulun. Ama Emre Belözoğlu'nun şu anda Fenerbahçe'nin risk alma şansı yok. Ya Emre Belözoğlu'nun biraz daha üzerinde bir teknik adamla çalışıp belki birkaç seviye daha üzerinde kesin başarılı olacak diye bir şey var mı? Ben ne yıldız futbolcular biliyorum. Rekart'ı, Hacisi, Enson Pirlos'u, Rıdvan Dilmen'in teknik adamlığı bıraktıktan sonra bir daha tekrar geri dönmemek şartıyla. Rıdvan Hoca da bugün baktığın zaman çok daha kariyerleri bir ulaşabilirdi. Hacı bir türlü o beklenen patlama yapamadı. Birçok isimler var böyle yani. Emre Belözoğlu'nun evet 3 tane yabancı dili var, tecrübesi var. İngiltere, İspanya, Türkiye iyi işler de yaptı.
Ama iyi hoca olacak diye bir garantisi yok. Göreceğiz. 10 maçlık periyotta bize ne verdi? Bir umut verdi. Ama şimdi göreve gelirken bunun altını doldurmazsanız, güçlü bir yapıyla onu yola çıkarmazsanız, hem Fenerbahçe'nin şampiyonlukları 3 senede olduğu gibi, hem de Emre Hoca'nın da geleceği tehlikeye atılmış olabilir. Burada hem Emre Belezoğlu'nun, hem Ali Koç'un, hem de Emre Belezoğlu'nun yakınlarını bir çok düşünerek bir karar alması lazım. Gerçekten dediği gibi, ya sportif direktörle dönmez diyoruz ama artık ben burada başarılı olacağına hep inanmışımdır. Ama peki olmazsa, sportif direktörle tekrar geri döndüğünde gelen hoca rahat bir şekilde çalışacak. Ya bunun geçmişte Daum için... Aykut Kocaman örnekleri var. Ben böyle çok örnek veririm. Bırak sporcu ya da şey, Fenerbahçe'de işte. Mesela Daum'la Aykut Kocaman o anda başarılı gibi gözüküyordu. İyi anlaşıyorlar gibi gözüküyordu. Sonra bir baktı, bir çorap söküyor gibi arkaya demeçler geliyor ondan sonra. Yani. Ben Emre'nin bu görevi kabul edeceğini düşünmüyorum yani. Sportif direktörlük evet, tekrar. Ben şunu söylüyorum. Ali Koç vizyonu Avrupa'dan çok üst düzey bir hoca getirebilir. Bak çok üst düzey. Eğer bu sene Fenerbahçe ile çok başarıya endeksli, %100 başarılı olacağım diyorsa hem Emre Belözoğlu'nu kazanırsın hem de Fenerbahçe'deki o istediğin başarıyı yakalar. Peki sportif direktör mevkiine gerçekten ihtiyaç var mı sizce? Hem Türk futbolunda hem de Fenerbahçe'de. Türkiye'de, yani bu Türkiye'de oldu yok. Mu? Türkiye'de uydu yok. Tek, mu bu ben hep söylüyorum. Türkiye'de sportif direktörlük sistemi kaldırılmalı. Yani şöyle söyleyeyim, yöneticiler zaten açık ben ne söyleyeyim, yani spor direktörü çok dinlediklerini düşünmüyorum. Yine kendi bildiklerini yapıyorlar. Oraya getiriyorlar spor direktörü görüntüde sadece. Yani ne yapıyor? Spor direktörü her gün gece gündüz onlarla bitiyor. Çünkü yöneticiler biliyorsunuz başkanlar, iş adamları işleri uğraşıyorlar, geliyorlar ama sonuçta son noktayı yine onlar koyuyor. Avrupa'da öyle değil tabii spor direktörü. Yetkileri çok donanımlı. Evet, parayı onlar evet. belirliyor, onlar her şeyi belirliyor. Ya CEO gibi şey yani. Ama burada öyle bir şey yok yani. Yine kararı yönetim veriyor. Yine başkan ve yönetim veriyor. Onun için ben o konulara ben de dediğiniz gibi inanmıyorum çok Türkiye'de. Kulüp menajeri diye önceden biliyorsunuz kulüp menajeriydi bunun ismi. Şimdi spor direktör oldu. Planlamayı, transferi, hocaya gelmesini, hocanın gitmesini belirleyen spor direktörü normalde transferler olsun. Ama tam yetkili spor direktörü ben bir tek Fenerbahçe'de vardı işte 2 sene. O da batırdı gitti Fenerbahçe'ye. O da Avrupa'dan geldi. Dışarıdan gelince çok kıymetli oluyor ama Türkiye'de olunca işte o söz dinlenmiyor. Yani yeniden Fenerbahçe'de de herhalde, bilmiyorum senin söylediğin Emre Belözoğlu'nun yeniden sportif direktör olması noktasında ne düşünüyorsun ben bilmiyorum. Ben tekrar döneceğim. Ben en başından beri futbolu bıraktığından itibaren ben iyi bir teknik direktör olması gerektiğini ve olacağına inandığımı her zaman söyledim. Evet. Sportif direktörlüğü hiçbir şekilde yakıştıramadım. Yani o teknik adamlığı daha fazla yakıştırdım Emre Belözoğlu'na. Sportif direktörlük kavramı Avrupa'da olur. Bugün Real Madrid, Barcelona vesaire başkanlardan daha çok sportif direktörler ön planda. Transferi evet. onlar yapıyor. Sen tabii. hangi başkanı transfer pazarlığı yaparken ya da hangi başkanın bir futbolcu alırken 100-150 milyonluk işte büyük transferlerde bile evet. başkanın adını çok fazla duymuyoruz. Oradaki sportif direktörlük gerçekten de o futbola bakan, ha başkanla aradaki köprü vaziyeti işte liste gelir onlar yapar ayrı. Şimdi Perez'in sen hangi transferde pazarlık yaptığını görürsün Real Madrid başkanının yani. Yok. Ya da Barcelona başkanının. Yok. Ya da diğer takımların. Yani sportif direktör Türkiye'de sadece bir profesyonel. Evet. Yani profesyonel maaşlı eleman. Sence ne olmalı peki? Emre Belözoğlu konusundaki karar. Emre Belözoğlu konusundaki kararı ben çok iyi bir tekrar söylüyorum. Çok iyi üst düzey bir teknik adamla beraber çalışması lazım diyorum. Yani bir bunun, mentor anlamında mı? Yani evet, yardımcı adam hoca olacak. Değil ama. İkinci adam sahada. Emre Belözoğlu. Eğer iyi bir Avrupalı teknik adam getiriyorsanız Türkiye'de iyi bir ikinci adam olması gerekiyor. Emre Belözoğlu'nun da Fenerbahçe'de şu anda iyi bir Avrupa'dan gelecek teknik adamın. İsim verip de şubayı alamıyorum. Şu anda boşta hocalar var çünkü. Onun yanında Emre Belözoğlu da çalışabilecek. Emre Belözoğlu'nun o gelecek hocaya, o hocanın da Emre Belözoğlu'na vermesi gerekiyor. Katkı sağlamasın. Evet. Bravo. O olabilir. Yani ama tekrar spor direktörüne döneceğine ben düşünmüyorum. İhtimal vermiyorum. Emre de zaten İhtimal öyle bir vermiyorum. Kabul etmez öyle bir ama görevi. Ama o dediğim şey çok önemli. Bir isim, o isime de kimse itiraz edemeyecek. Zaten Emre Belözoğlu Emre de saygı duyacak o isime. Aynen sağ öyle. Öyle o hoca da ona saygı duyacak. Yerli var ya da yabancı. Öyle bir isim. Bu Emre'nin gelişimi açısından da çok önemli. O yüzden diyorum Emre Belözoğlu'nu kaybetmemek adına söylüyorum zaten bunu. Kimse yanlış anlamasın Avrupa'da yani. Emre de sonuçta futbol oynamış bir adam. O da Avrupa piyasasını biliyor. Boştaki hocaları da biliyor. Yani getirdiğinde onun yanında kendisi de tecrübe kazanabileceği bir hoca olabilir. Ama ben spor direktörü tekrar döneceğini düşünmüyorum. Zaten Emre'nin böyle bir şeye dönmemeli. Zaten bu sefer de biter. Açık ve ne söyleyeyim biter. Yani gelen hoca da çok rahat çalışamaz bu sefer de. Yani benim söylemek istediğim futbolu bırakan bütün futbolcu kardeşlerimiz ne kadar üst düzey oynasa da altyapılarda çalışacak ilk önce. Bir sene, iki sene de olsa çalışacak. Ya da iyi bir teknik direktörün yanında yardımcı antrenörlük yapacak. Direkt yani teknik direktörlük yapmak gerçekten de kolay değil. O kadar ilk kişiyi yönetmek, o kadar kişiyi idare etmek, sevk etmek gerçekten de kolay değil. Onun için biraz sabır gerektiren bir iş. Birden dediğin gibi hacı örneğini verdin.
Maradona da yaptı bu işi. Yani illa çok ünlü futbolcuların çok iyi teknik direktörü olacak diye bir şey yok. Ama